soru bir daha alalım. Cenk Tosun satıldığında şampiyonluk kaçarsa ne olur? Bize bir tane fotoğraf biçtin. Fotoğrafa bak diyorsun, Galatasaray şampiyon olamazsa. Aynı soruyu bana burada sorarsın. Şu anda evet. Cenk Tosun Avrupa'da da takım içi ligde de Beşiktaş'ın en flash oyuncusu. Avrupa'nın yakından takip ettiği önemli bir golcü haline geldi. Sen İlhan Mansı sezonunu yaşar mısın? Gönderdi 101. yılında. İlhan Mansı gönderince Beşiktaş kaçıncı oldu hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki ikinci bir İlhan Mansız vakası Beşiktaş'ta yaşanıyor mu? Tıpkı Cenk Tosun'u yollarsa 22 milyon lira satalım. Çünkü başkan şunu demiş benim anladığım kadarıyla. Biz Bayern Münih'i eleyemeyiz. Bu saatten sonra önümüze bakalım. Yok, onu da parayı da kazanalım. Sıcak paraya ihtiyacımız var demiş. Ben bu sene yani Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. İki senede nasıl para yok onu cevap vereceğim şimdi Levent'ciğim. Buyurun. Şimdi bir kere birincisi evvela soruyu şuradan başlamak lazım. Soruyla başlamak lazım. Evet. Şimdi 22-25 milyon eurodan söz edilen bir transferde Beşiktaş geride mi durması lazım? Eline böyle bir fırsat geçmişken. Şimdi bu çok önemli. Bu sorunun cevabını vermezsen senin sorunun cevabını veremeyiz. Ben şöyle yapabilirim. Şimdi Beşiktaş sezon sonu verelim böyle size, bir yarım devre oynasın bizde. Şimdi bilemezsin. Şu anda eline geçmiş ben bir cevap verebilir miyim abi buna? Tabii buyurun. Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne girerse 45 milyon euro civarında bir para geliyor. Dolayısıyla da 25 milyona verip 45'i kaçırırsa eleştiri alır bence. Onu öyle o şekilde yorumlayacaklar da çıkacak. Muhakkak ama ki çıkacak. Yok, mantıklı bir yorum olmaz benim kanaatimce İlker'cim. Bu çok gündem. Niye abi? Efendim? Yani en önemli silahınızı veriyorsunuz, şampiyonluğu kaybediyorsunuz. Diyorsun ki 25 milyon kazandı. Şampiyonluğu mu diyorsunuz? Tabii ya, şampiyonluğu giderse diyor konuşuyoruz şampiyonluğu abi. Şampiyonluğu giderse. Şimdi hani Galatasaray'ın da şampiyonluğu giderse diye konuşuldu yumurta, ya. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan vasiyeti var. Şimdi bakın, elinize futbol bu. Şimdi bu şeyleri de söylemek çok istemem ama Allah korusun bir sakatlık, Allah korusun farklı bir şey ortaya çıktığı zaman ne olacağını bilemiyorsun. Çünkü futbol öyle basit bir oyun değil. Ya, o bir tarafa tabii onu bilemezsin. Iyi bildiğin için. O başka bir boyut oluyor. Ya, bambaşka bir boyut. Şimdi eline gelmiş böyle bir fırsat. Taze para 22-25 milyon eurodan şimdi 20 milyon euroya çıkacak. Bu pound mu euro mu? Bunu da söyle. Euro kesinlikle. 22 milyon pound'dan söz ediyor. Yok yok euro. Hep euro. Euro. Ben, tamam, bana öyle inanabilirsin. Son haber bu. 20 milyon euroya kadar Everton çıkıyor. Başkan Afrika'da kızlarıyla beraber tatilde haklı bir tatile gitti. Oradan devamlı günde 20 kere Umut Güner'le konuşuyorlar biliyorum. 25 milyon eurodan aşağı vermeyeceğiz, vermeyelim diyor. Şimdi dolayısıyla görüşmeler şimdi sanki takılmış gibi gözükmekle beraber salı çarşamba tekrar bir araya gelecek taraflar. Ama %99.9 bittiğini biliyorum ben. Ödeme planlarında sıkıntı var. Bravo. Ödeme planında. Peşinatta bir sıkıntı var. Ödeme onu zorlanıyor. Onu zorluyorlar. Evet. Ama benim kanaatim hatta daha da ileri giderek söyleyeyim. Salı günü Cenk Tosun'un İngiltere'ye girip sağlık kontrolünden geçme ihtimali bile var. Bugünkü haber bu. Şimdi bu transferi ben bitti gözüyle bakıyorum. Beşiktaş bu transferden çok ciddi bir para. Bana göre yılın transferi o Beşiktaş için. Yani çok bu paraya hayır demek yani kolay değil. Tam oyuncu da oynamak Cenk istiyor. İngiltere de uyuyor. Milli takım oyuncusu tabii devam ediyor. Tabii canım, o da bir sıkıntı. Genel Beşiktaş'la evet. ilgili şunu söyleyeyim. Beşiktaş'taki Beşiktaş taraftarı kongre üyeleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Çok akla başında taraftarlar bu transfer için başkanı ve Şenol Hoca'ya hep teşekkürler sunuyorlar. Doğru. Bakın. Evet. Bu yani gurur duyuyorlar. Gurur duyuyorlar. Örneğin Erol abi Aspor çok güzel bir haberini izledim. Çok gördüm Şenol ben. Şenol Hoca'nın kazandırdığı parasal anlamda 38 milyon euro kazandırmış kulüplere. Yani bu başı başına bir Şampiyonlar Ligi parası ya. Şenol Hoca'nın bu konudaki hakikaten yani satışlarında değer katması. Değer katması olağanüstü. Yani Cenk Tosun'un üzerine çok büyük emeği olduğunu hep beraber biliyoruz. Şimdi bu parayı Beşiktaş'ın elinin tersiyle itmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Doğru. Şimdi zaten Şenol Hoca bunu sezdiği için benim kanaatim dikkat ederseniz Negredo'yu devamlı artık oynatmaya başlamıştı son maçlarda. İşte evet. Türkiye Kupası'nda vesaire vesaire. Yani artık onu oyuna sürüyor. Yani Negredo da bugün çok boşa atılacak bir santrafor değil yani. Kesinlikle. Negredo önemli bir adam. Önemli bir isim. Şimdi elinizde Negredo gibi bir adam varsa Şenol Hoca da bunu kullanabilirse ki Şenol Hoca futbolcuları kullanmayı çok iyi biliyor. O zaman Zen elindeki Cenk Tosun'u bu fiyat verildiği zaman hele 25 bin euro gibi bir fiyata satabilirse Beşiktaş bence çok büyük iş yapmış olur. Yani bunu
benim açımdan tartışılacak bir tarafını görmüyorum. Boşluğu nasıl dolar Cenk'in? Oyuncu alınacak mı? Oyuncu, şimdi gündem o kadar İlker'cim Cenk Tosun'a odaklanmış ki Beşiktaş. Ben de bunu onu tırtıklıyorum. Beşiktaşlar da tabii onu merak ediyorlar. Tabii bir takım isimler dolaşıyor. Dembaba. Bugün gazetede de var. Dembaba'nın gelme ihtimali de söz konusu ama yani Dembaba'dan ben Beşiktaş'ın fayda ummasını da çok doğru bulmuyorum. Bu yaştaki bir futbolcunun geçirdiği o sakatlıktan sonra tekrar bir forma girip tekrar Beşiktaş'a faydalı olabileceği konusunda ben yani çok aynı şey mesela Erol abi geçen gün programda söylemişti. İbrahimovic'le ilgili bir şey. Evet. O da maliyetli bir oyuncu. Kim? O farklı olayın bir boyutu da ben şimdi tabii devam et abi özür dilerim ben yok, sözünü atladım. Yok, yok, yani güzel, en son ben çünkü hala sorumun cevabını alamadım. Israrla soracağım sana. Ha, sor sor tabii ki. Şimdi o, cevap verme. İşte o, benim bu söylediklerim bu soruya cevap niteliğinde diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş tabii şunu yani şimdi şunu söyleyemeyiz. Ya şampiyonluğu verelim, Cenk Tosun'u gönderelim, bu parayı alalım. Böyle bir mantık tabii ki yok. Yani bunu hiçbir Beşiktaşlı, hiçbir taraftar, Galatasaraylı, Fenerbahçeli kabul etmez. Abi zaten bundan satılma konusunda hemfikiriz. Yani ben olsam ben de satarım ama şu konuşulmayacak mı? Satılırsa ve şampiyonluk giderse bu iş dönecek, dolaşacak ve muhalefet, yönetimi yıpratmayacak mı? Muhalefet bu zaten. Muhalefet bu zaten. Yani bütün işte bak demin anlattık Galatasaray'ı. Yani İlker'cim muhalefet her zaman elinde argümanlar, elinde şeyler bulundurur zaten. Her türlü argümanı kullanır muhalefet. Muhalefet ama yani şampiyon olamazsa işte, Beşiktaş haklı çıkacak. Tabii ki kendini haklı gösterecektir. Yani çünkü bak, şampiyonluk gitti vermeseydiniz şampiyon olacaktık demezler mi? Şimdi yok yani. Şu anda muhalefet olması yani. Da söz konusu uzun süredir olmaz. En rahat başkanlığı Fikret Orman ama yapıyor. O rahatlığı da kendisi aldı ama kabul etmek lazım. Kabul yani ediyoruz zaten. Şenol Hoca'yı kurdu. Şenol Hoca'yı da getiren kendisi. Evet. Neticede işin başındaki adam da bu. Şimdi Beşiktaş yani asfalt eder, Allah korusun şampiyonluğu kaybederse tabii ki bir takım tenkitler, bir takım şeyler olacak İlker'cim. Ama bugün herkes konuştuğu lafın arkasında durmalıdır. Beşiktaşlara söylüyorum ben İlker'cim. Çünkü bana gelen raporlar genelde büyük başarı olarak adlandırılıyor. Ya, Türk futbol tarihinin en büyük transferi olacak abi. Onu kimse zaten inkar edemez. Tamam şimdi bu transferi şimdi bugün Aslan Başkan bunu sen harika yaptın Şenol Hocam harika bu işte emeğin çok benim gibi bunu söyleyen yarın Allah korusun şampiyonluk kaçtığı zaman ben dahil benim laf kimse bir şey diyemez o zaman abi. Hiçbir şey söylemez. Hiç kimse söyleyemez. Bugün eleştiren o zaman haklı çıkar ve eleştirme evet. Hakkına sahip. Erol abi eleştiremez. Erol abi çünkü şöyle söyledi. Ben olsam satarım dedi. Ben satarım. Yok Erol abinin görüşü konuda zaten çok net. O belli. O ortaya yani, koydu ama abi ya Negredo sakatlanırsa benim, Allah korusun. Tabii doğru Allah söylüyorsun. Nur abi şimdi mesaj atmış diyor ki orada önceki iki tane adam var. Bir isimleri yazmış. Kim onlar? Kim ben merak ettim yani. Mustafa Beklemek. Mustafa Beklemek. Öteki kim var? Negredo. Negredo zaten Allah korusun bir şey olursa ne olacak? Galatasaray'da kim var? Gomis de Eren. Galatasaray. Ama ikisi de duruyor. Fenerbahçe'de kim var? Yansen'le Soldado. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de 4 tane adam var ya. Gidiyorlar ama. 5 tane adam var. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Bakalım gidiyorlar kimsenin mı ya da. Kimsenin bir yere gittiği bakalım onu da konuşacağız. Yani. Beşiktaş bu transferi gerçekleştirmede sayısız faydası vardır. Böyle bir girdiye de ihtiyacı vardır. Yalnız tek temennim Beşiktaş'la ilgili bu paranın borçlara yatırılıp borçtan düşmesidir. O zaman Beşiktaşlılar çok daha rahat nefes alacaktır. Bu transfere o zaman Beşiktaş aklı selim Beşiktaşlıların çok daha sıcak bakacağını ben düşünüyorum. Cenk'in bir parası genel konuşmalar bunlar efendim. Cenk'in bir parası Yıldırım Demirören'in alacağını ödüyor işte. Şimdi o yaramı benim deşme Allah'ın seversen. Yoksa bu program ya gitmez. Ya şimdi, nereden açtın o konuyu şimdi? Benim yaramı deşme. Hakan Gündoğar aklımızda. Erol abi Hakan Gündoğar aklımızda. Evet. Bu transferde de gerek gün içerisinde.